Başlığımız İsa boşanmaya dair ne söyledi? Boşanmaya dair ne söyledi? İlk olarak İsa'nın peygamber olduğuna inanıp da söylediklerini okumayan, samimi dosttan mektubu alan bir adama benzer. Adam zarfı evindeki en üst rafa koyuyor ve bakıyor. Her gün zarfı arkadaşlarına gösterir de hiç açıp okumaz. Çok garip, doğru. İsa dağdaki vaazda boşanmayla ilgili bir ifade verdi. Vaazın bu noktasında İsa yasanın ruhsal özelliğine ilişkin öğretiyordu. Yüreğinizde nefret ederseniz bu nefreti göstererek fırsat olsun olmasın fark etmez Tanrı'nın yasasını ihlal ediyorsunuz. Katilsiniz. Kalbinizde şehvet varsa zina etmiş olursunuz. Bu noktada İsa şöyle ifade eder. Mata kitabına geçelim. Mata 5, 31, 32. Mata 5. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu şöyle söylüyor. 2013 yılında Türkiye'de 125.305 kişi boşandı. 125.000 kişi. Bu boşanmalarda %40.3'ü diyelim, evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti. Yani en çok yani %40'ü ilk 5 yılı içinde gerçekleşiyor. Başka 21.5 evliliğin 6-10 yılı içinde o 5 senelik bir çerçevesinde gerçekleşti. %14 evliliğin 10-15 yılı çerçevesinde gerçekleşti. %10'u evliliğin ilk 15-20 yılı içinde gerçekleşti. Evlilik konusunda ise Türkiye'de 2013 yılında 600.138 kişi evlendi. Yani aşağı yukarı, tabii ki tam bir karşılaştırma değildir ama aşağı yukarı 5'te 1 evlilik boşanmayla sona erir. Neden sona eriyorlar? TÜİK tarafından 2011 yılında bir araştırmaya göre geçimsizlik %96.70 ile boşanma nedenlerinin başında yer aldı. Yani %90-60, neredeyse 90-70 geçimsizlik üzerine boşanıyor. Belki siz onlardan birisiniz. Belki siz boşanmışsınız veya boşanmayı düşünüyorsunuz. Bu konuda Allah'ın ne söylediklerini öğrenmek istiyorsunuz. Kutsal kitabın bu konuda ne söylediğini bilmek istiyorsunuz. Bugün biz buna bakacağız. Mevzu hassas ve duygusaldır.
zor bir evlilikte olanlara ümit olduğunu, boşanmış olanlara şifa olduğunu ifade etmek istiyorum. Allah sizi cezalandırmak için bahane arayan bir zalim değildir. Günah işlemiş olanlara af var. Ancak sizden gerçek bir tövbe istiyor Allah. Gerçek bir tövbe istiyor. Matta 5:31'e dönelim. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. İsa hangi deyimden bahsediyor? Yani denmiştir. Hangi deyim? Nereden geldi bu laf? Kısmen söyleyeyim. Yani eski ayetten geliyor dedi Kima. Kısmen. İsa'nın döneminde yaygın bir deyimdi bu. Ve o eski ahitteki ayete dönelim. Çünkü kısmen bu ayette dayanıyor ama %100 değil. Bakalım. Tekrarın, yasanın tekrarı 24:1'e. Yasanın tekrarı 24:1-4'ü okuyacağım. Yasanın tekrarı 24:1. Yasanın tekrarı 24. Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa, kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse, ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa ya da ikinci adam ölürse, kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu Rabbin gözünde iğrençtir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin. Sürüklemeyin. İlk olarak şöyle söylemek istiyorum. Kutsal kitap insanların boşanma belgesi yazıp karılarını kovmalarını buyurmuyor. Hayır gitsin. Bir belge yazıp gitsin. Demiyor. Ne söylüyor? Bak tekrarlayayım. Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz. Boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinde kovarsa. Kovarsa. O zaman ne yapılması lazım? Anlatabildim mi? Bir durumu tasvir ediyor kutsal kitap burada. Bu durumda olursa ne yapacak? Ne yapılacak? Bir buyruk vermiyor. Boşanmak isterseniz bir şey yazıp falan gönder karınızı. Demiyor. Boşanmaya teşvik etmiyor yani. Çok önemli bir ayrım var bu şekilde. Metin boşanmanın iyi bir kavram olarak kabul edildiği bir şey söylemiyor. Yasa bir kimse böyle yaparsa ne yapılması yapılmaması gerektiğini söylüyor. Anladın mı? Bir boşanma olursa o zaman ne olacak? Boşanmış olan kişi ilk eşine asla dönemez. Öyle söyleyeyim. İsa'nın döneminde insanlar karılarını önemsiz sebeplerden dolayı boşadılar. Bilmem yani iyi pişirmedi ya da temizlik yapmamış ya da gibi bir şey. Bir hani bulup bahane bularak falan boşuyorlardı. İnsanlar söylediğimiz yani bu eski ayetteki ayete bakarak
karılarını kolaylıkla boşamak için bir bahane bulup ayetinin herhangi bir nedenle boşamaya izin verdiğini yorumladılar. Ama İsa ne söyledi? Boşanmanın tek sebebi gayrimeşru cinsel ilişkidir. Tek sebebi. Yani daha önce şöyle öğrendik. Kalbimizde şehvet varsa bunun zina olduğunu öğrendik, değil mi? O zaman bazı insanlar şöyle söyleyebilir. Eşimizin yüreğinde şehvet varsa eşimizi boşayabilir miyim? Diye soruyabilirler. Hayır. Kutsal kitap ne söylüyor? Matta 5:32. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Buradaki fuhuş kelimesi Grekçe pornias kelimesinden geliyor. Porno kelimesi biz o kelimeyi bundan alıyoruz. Kelime kirli düşünceleri değil fiziksel cinselliği gösteriyor. Tamam. O zaman bir bahane olarak kocam o bayana baktı falan o zaman boşayabilir miyim demiyor. Fiziksel bir ilişkiye girmesi lazım. Ama kadıncağız ne yapacak? Belki suçsuz oldu. Kocası gelip yaktın yemeğimi falan boşuyorum falan derse bayan ne yapacak? Buna rağmen İsa adamın karısını zina itmiş olduğunu söylüyor. Neden söyledi? Neden söyledi? Yani bir şey bilmemiz lazım. O günlerde parasal olarak bayanların erkeklerden özgür olması çok daha nadir bir olaydı. Zengin seviyesinde bazı bayanlar erkeksiz falan yaşayabilirlerdi. Fakat pek çok bayan için, çünkü daha çok Roma İmparatorluğu'nda insanlar fakirdiler. Bir bayan için boşanmadan önce hayatta kalmak için genelde iki seçeneği vardı. O iki seçenek neydi? Birisi fahişelik yapmak, yoksa tekrar evlenmek. Yani adam karısını kovarsa zinaya itmiş oluyor bayan. Çünkü çaresiz kalacak, ne yapacak? Hele İsa'nın döneminde yani önemsiz sebeplerle karılarını kovanlar... Belki masum eşleri çok kötü bir durumda bırakıyorlar. İsa onunla evlenen kişinin zina etmiş olduğunu söylüyor. Neden söyledi? Neden söyledi? Bayanın hayatta kalmak için tekrar evlenmesi gerekiyorsa neden suçlanıyor ki? Ne yaptı ki? İsa bayanın bu durumu yarattığını söylemiyor. Cezadan bahsetmiyor burada. Yine de durum esasında yanlıştır. Yani boşanma esasında yanlıştır. Evlilik Allah tarafından bölünmez bir birleşme olarak yaratıldı. Doğru mu? Farz edelim ki aç olan var. Aç olan ekmeği çalarsa suç yapıyor mu? Suç yapıyor. Fakat biz suçun neden yapıldığına bakınca ceza konusunda farklı bir şekilde değerlendiriyoruz. Doğru mu? O yüzden İsa diyor ki kovulursa bile bir bayan bir başkasıyla evlenirse bir zina olmuş orada. Burada yani bayan suçlu falan cezalandırılır.
demiyor. Sadece ne söylüyor? O evlilik, bütün evliliğin bütünlüğü bozuldu diyor. Bozulduğunu söylüyor. Tamam. İsa başka bir yerde, müjdecilerde konuştu zina, boşanma konusunda. Matta 19'a geçelim. Matta 19, 3. Matta 19, 3'e geçelim. Altıya kadar okuyacağım. İsa'nın yanına gelen bazı Farisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bak, İsa'yı denemek için geliyorlar. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Çünkü o günlerde bir takım öğretmenler, yani herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple karınızı falan boşayabilirsiniz falan diyorlardı. O yüzden yani bu Farisiler gelip ha bir deneme yapalım. Çünkü İsa o öğretmenlere karşı gelirse o zaman tuzak kuruyoruz ona. İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ayırmasın. Tek beden deyince zaten ikisinin şeyinden o hücresinden oluşan tek beden çıkıyor zaten. Aha, o teknik konusuna bu vaazda ben konuşmayacağım ama ilginç bir konuyu ortaya koyuyorsun. Tek ne demek? Benim bedenim var, eşimin bedeni var ama kutsal yazılar ne söylüyorlar? Biz tek bedeniz. Nasıl oluyor? Rab'be sorabiliriz ama öyle yazılır. Peygamber Musa öyle yazdı. İsa Tanrı'nın yasasını anlatırken Allah'ın insanlık için orijinal planına, orijinal tasarına başvuruyor. Aslında kutsal kitabı yorumlamak için bu çok iyi bir yöntemdir. Çok iyi bir yöntemdir. Neden? Çünkü zamanda yeni ve farklı durumlar ortaya çıkıyor, değil mi? Nasıl değerlendireceğiz? Nasıl değerlendireceğiz? Fakat biz Tanrı'nın hayatımız için orijinal planına bakınca Tanrı bize ne söylemek istediğini daha iyi anlayabiliriz. Telefon var mıydı Peygamber Musa'nın zamanında? Yok. Sigara var mıydı? Yok. Uyuşturucu var mıydı? Yok. Nasıl değerlendiririz? Tanrı'nın orijinal planına bakarak biz ilke alıyoruz, Tanrı'nın isteğini anlayabiliriz daha iyi şekilde. Matta 19:8. Matta 19:8. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşanmanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değil. İsa eski ayetki Musa'nın yasasında kutsal kitabın yanlış olduğunu söylemiyor. Biz baktık ona. Kutsal kitap bir buyruk vermiyor. Yani karılarınızı falan şu şekilde boşayacaksınız demiyor. Musa'nın uzun süre kölelikte kalan bir halkın geliştirmiş sevgi, sabır, merhamet kavramına sahip olmadığı için boşanmayı yasaklamadığını görüyoruz.
Anlatabildim mi? Bu bir millet 400 sene boyunca körlükte kalıyorlar. Ahlak yüksek mi orada? Yok. Onlar için yani olgun olmuş bir millete sesleniyor. Tamam, öyle bir durum vardı. Onların yürekleri katı olduğu için Musa yasaklamadı. Fakat kutsal kitap demiyor, boşa, yani boşayabilirsiniz demiyor. Ama olduysa şöyle yapmanız lazım, yazıldı. İsa bizi daha olgun bir seviyeye çağırır. Siz boşanmayı düşünüyor musunuz? Hayatınız için o iradesi, Tanrı'nın iradesi o değildir. Kocanız size fiziksel olarak zarar veriyorsa, sizin oradan kaçamamanızı söylemiyorum. Yani fiziksel olarak tehlikeden kaçmak için girerseniz girin. Fakat kaçsanız bile o adam sizin kocanızdır. Hala sizin kocanızdır. Yani kocanız zina etmezse, yani fuhuşta bulunmazsa siz tekrar evlenemiyorsunuz. İman olursa. Kocunun haricinde, kocası kafadan hasta, adam karısını öldürecek, bıçakla daha önce bir teşebbüste bulundu. Kaçtı, bir kurtardı kendini, geri geldi. İkinci de öldürecek, yine öyle bir tehlike var. O zaman o kadın boşanma dilekçesi verse, yani kutsal kitaba göre, kocasını boşayabiliyor mu? Şöyle söyleyeyim. Kutsal yazılarda bazı insanlar ne yapıyorlardı? Bir boşanma belgesi veriyorlar karılarına, gönderiyorlar. Ama İsa'ya göre boşanmış oldular mı aslında? Değil. Bir başkası onunla evlenirse zina etmiş olur. Demek devlet evet diyebilir bir boşanmaya ama Allah hayır, boşanmış olduklarını saymıyorum, görmüyorum. Anlatabildim mi? Aynı şekilde bir bayanın sağlığı için, yani hayat tehlikesi varsa, belki bir boşanma belgesi alabilir, o yüzden devletin korumunun altında olur, ama o bayan tekrar evlenemez bir başkasıyla. Anlatabildim mi? Çünkü Allah'ın katında onlar hala evlidir. Çünkü adam zina etmiş olmadı. Anlatabildim mi? Hala evli oluyor. Ama tekrarlıyorum, bir bayanın tehlikenin altında kalmasını söylemiyorum. Kaçsın yani tehlikeden. Hayatını kurtarsın. Fakat, demek ben başka bir kocaya girebilirim demesin. İsa, hayır bu yasak olduğunu söylüyor. İnsanlar en çok geçimsizlik yüzünden boşanıyorlar. Geçimsizlik. Daha önce bu vaaz serisinde esas insan tabiatından bahsetmiştim. Tabiatımız nedir? Bencil. Bencil olduğumuzu gördük. Stres ve çekişmeleri yaratan nedir? Benlik sevgisi. Biz kendi yolumuzu istiyoruz. Başkalarından çok kendimizi seviyoruz. Kaynak orada. Kötü bir evlilik durumunda olursanız eğer, ne yapabilirsiniz? Eşinizde istediğiniz değişiklikleri zorlayamıyorsunuz, değil mi? Ondan sadece değişiklikler için ricada bulunabilirsiniz. Başka yok. Fakat
kendiniz de değişiklikler yapabilirsiniz. Kendiniz de değişiklikler yapabilirsiniz. Bencil düşüncelerde boğulmamanız için İsa'dan yeni bir yürek dileyebilirsiniz. Yeni bir yürek. Eşiniz doğru davranmıyorsa bile Allah'tan eşinize doğru size daha çok sevgi vermesini rica edebilirsiniz. Ya Rab, o bana iyi davranmıyor ama ben ona iyi davranayım. Sevgi almaktan çok sevgi vermeyi öğrenebiliriz. Ancak bunu kendi gücünüzle yapmaya kalkışmayın. Başarısız olacaksınızdır. Başarısız olacaksınızdır. Ruhsal bir şey bu. Tanrı sevimsiz insanları da sever. İnsanlıkta bu böyle olmaz, değil mi? Sadece sevimli insanları sevebiliriz. Nasıl huysuz bir adama sevebilirim ki? Bu sevgi Allah'tan gelebilir. Ondan özverili sevgiyi almanız lazım. Tabii ki bir vaazda boşanma konusunda tüm sorularınızı yanıtlayamıyorum. Yanıtlayamadım. Değişik durumlar vardı. Mesela İsa'nın izleyiciler, yani dinleyiciler kimdi? Her ikisi imanlı. Ama farz edeyim ki benim kocam imanlı değildir. O zaman ne oluyor? Gelecek sefer biz konuşacağız o konularda. Çünkü Pavlus, Elçi Pavlus bu konularda konuştu bayağı. İsa tabii ki en çok iki imanlı arasındaki bir evlilikte nasıl davranmaları gerektiğini söylüyor. Bu arada siz zaten boşanmış olursanız ne yapmalısınız? Siz boşanmış ve tekrar evlenmiş olursanız ne yapabilirsiniz? Kurtuluştan mahrum mu kalıyorsunuz? Ümidiniz yok mu? Siz imkansız mı bir durumdasınız? Hayır. Hayır. Umut var. Umut var. Fakat kendinizle ve Allah'la çok dürüst ve açık olmanız lazım. Siz boşanmanızda %100 masum muydunuz? %100 masum muydunuz? Olabilir. Bazen oluyor. İyi bir eş var. Diğeri aldatıyor, kaçıp gidiyor bir başkasıyla. Olabilir. Fakat çoğu zaman bu geçimsizlik, %97 geçimsizlik bir söz konusu. Çoğu zaman başarısız bir evliliğe geri bakınca, geri bakıyoruz, ne yaptım? Kendimizin mükemmel bir şekilde davranmadığımızı görebiliriz. Bencil davrandık. Eşimize karşılıksız sevgi vermedik. Olgun bir şekilde davranmadık. Bu sizin durumunuzu tasvir ediyorsa, kendinize ve Allah'a itiraf etmeniz lazım, itiraf. Allah affeder ama günahlarını itiraf etmeyenlere af yok. Bak, Özdeyişler 28:13. Bu çeyrek yılı Özdeyişler okuyoruz. Süleyman'ın Özdeyişleri 28:13 ne söylüyor bize? Günahlarını gizleyen başarılı olmaz. Ne yapıyor? Suç işledin ama
söylemiyorum Rabbe ne kendimize. Yalan söylüyor muyuz kendimize? Her zaman. Hem de nasıl? Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. Merhamet bulur. İyileşmenin ilk adımı kendinizle ve Allah'la dürüst olmanızdır. Dürüst. Ya Rab, ben mükemmel şekilde davranmadım. Ben hatayı yaptım. Kocam, eşim, karım falan belki yanlış yaptılar ama ikimiz beraber yanlış yaptık diye itiraf edebiliriz. Gereken sevgiyi göstermedim, sabırlı olmadım, bencil davrandım diyebilirsiniz. Açıkça konuşabilirsiniz Rabbe. Çünkü her şey biliyor zaten, değil mi? Her şey biliyor zaten. O yüzden biz hiçbir şey gizleyemiyoruz ondan. İtiraf edelim. Sonra Tanrı'nın verdiği şifayı almak istiyoruz. Tamam? İtiraf ediyorum. Ben mükemmel davranmadım. İki şeye inanmanız lazım. Biri, Tanrı sizin tövbenizi kabul edeceğine inanmanız lazım. Ha, belki beni kabul etmeyecek falan dersiniz. Yani Allah'ın karakterine zıt bakıyoruz. Yani yanlış bakıyoruz. Çünkü merhametli, sevgi bir Tanrımız var. Affetmek istiyor. Ve gerçekten Rab affedeceğine, Rabbin affedeceğine inanmamız lazım. Yani inanmamız lazım. Eğer şüpheli durursa o zaman nasıl Allah'ın bereketlerini alabiliriz ki? Mesih'i hayatınıza davet etmeniz gerek. Ve sizi yepyeni bir insan yapmasını rica edersiniz. Siz kendinizi düzeltemiyorsunuz. Ben düzeltemiyorum kendimi. Nasıl tavırlarımı falan değiştirebilirim? Rab bu işi yapıyor. Bu ruhsal bir şey, bizden dışı olan bir şey. O size sevgi ve bencil düşüncelerin üstesinden gelecek bir güç verecek. Ben bu işi yapamıyorum kendi başıma. Fakat Rab bu benciliğin üstesinden gelen bir güç verecek ve bunu yapabiliriz. Bu bir mucizedir. Bu yeniden doğuştur. Yeniden doğuştur. İsa ne söyledi? Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Yeniden doğmamız lazım. Tanrı size bol bol sevgi versin.